Herkese merhaba. Bu bölümde Dreamweaver'ın şablonlar konusunu anlatacağım. Templates diye geçiyor bu konu. Arkadaşlar, şablonlar Dreamweaver'ın en güçlü özelliklerinden biri. Siz bu sayede tek seferde yüzlerce sayfada aynı anda değişiklik yapabiliyorsunuz. Kulağa hoş geliyor değil mi? Sadece yüzlerce sayfa değil, binlerce sayfada da değişiklik yapıyorsunuz. Ben şimdi size şablonlar konusunu anlatacağım ama önce size şablonların ne olduğunu kavratmam lazım. Dandik bir paint oluşturdum. Gülmeyin. Şimdi iki tane site var. Bu da bizim webmasterımız. Siteyi yapan kişi. Eski usulde siteyi yaptığı zaman şöyle bir sıkıntı doğuyor. Örneğin ana sayfayı yaptı. Hakkımızda sayfası yaptı. Referanslar, bayiler, iletişim. 5 tane sayfa yaptı. Öz hakiki hamil koç sitesinde şirket bu 5 sayfanın içinde bir değişiklik istedi. Dolayısıyla normal olarak yaptığı için bu sayfayı 5 tane sayfayı açacak, 5'inde de ayrı ayrı değişiklik yapacak. Açacak ana sayfayı, referansları açacak, bayileri açacak, ayrı ayrı değişiklik yap kaydet, ayrı ayrı değişiklik yap kaydet, hep aynı usul. Burada 10-20 sayfa olduğunda ne olacak? Webmaster çıldıracak. Eskiden böyle vardı elbette. Ancak şablon kullanımında mesele çok daha farklılaşıyor. Gene bu sayfalarda değişiklik oluyor. 5, 10, 20, 30, 40. Ancak buradaki en önemli fark şu. Şuradan ben bir tane kutu çiziyorum. İçine de şablon sayfası yazıyorum. Ve dolayısıyla şablon sayfası yazdığım için şuradan da kullanıcı şablon sayfasında bir değişiklik yaptığı anda tam kaç sayfası varsa 1, 2, 3, 4, 5 otomatikman değişiyor. Otomatikman. Demek istediğim şey, bir daha özetleyeyim. Tek bir sayfaya hakim oluyorsunuz. Tek bir sayfada değişiklik yaptığınız zaman bütün sayfalarınız değişiyor. Ben bunu en fazla 220 sayfada gördüm. Kendim yaptığım için biliyorum. 220 sayfayı birkaç saniye içinde otomatikman değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey şablon. Şimdi size şablon yapmayı ve kullanmayı anlatacağım. Pekala. Gene dandik bir site yaptık. Kusura bakmayın 5 dakikada bu kadar oluyor. CSS'tir, şu sudur, bu sudur. Uydurup bir şey yaptık. Öz hakiki hamil koçun sayfası. Buraya mesela AŞ ekleyeceğiz birazdan. Ama önce size sayfayı tanıtayım. İşte üstünde bir resim var. Menüler var. İçerik alanımız var burada. Önemli olan burada içerik alanı. Alt tarafta da işte footer alanı, alt alanı. Pekala. İnternet sayfasındaki görünümü de bu. Aceleye geldi, bu kadar oldu. Önemli olan zaten konuyu kavramanız. Peki. Dreamweaver'a tekrar geliyorum. Dreamweaver'dayken benim yapacağım şey öncelikli olarak bir şablon oluşturmak. Bakın eski usulde yaptığınız zaman her sayfayı al kaydet, al kaydet, buna döner. Bir değişiklik istendiği zaman da başınıza iş almış olursunuz. Ancak işi siz baştan sıkı tutarsanız, yani bir şablona dayandırırsanız, bakın neler olacak. Şimdi bu benim indeks sayfam. Siz bunu aldırmayın. Ben bu sayfayı diyorum ki, bu sayfa oldu, bitti artık bu sayfayla işim. Yani bu artık iskelete oturttuk. Bunun üzerine içerikler gelecek. Örneğin ana sayfada farklı bir içerik gelecek. Siz bakmayın bunun Latince olduğuna. Hakkımızda farklı, işte referanslar farklı. İskelete oturttuğunuz zaman yapacağınız şey sayfayı kaydetmek olabilir. Ancak asıl şey şu. Dosyaya geliyorsunuz. Şablon olarak kaydet. Save as template diye geçiyor İngilizce'de. Şablon olarak kayda basıyorsunuz. Farklı kaydet. Ana, mesela bunu ana şablon diye kaydederim. Buraya kadar işlem tamam. Açıklamasını girersiniz, siz bilirsiniz. Site Umut DS sitesine ait bu. Kaydete basıyorum. Bağlar güncelleştirilsin mi? Siz de sorabilir ya da sormayabilir. Pekala. Şablon olarak kaydettiğinde bakın ne oldu. Ana sayfa Dreamweaver Template. DWT. Ayrıyeten şablon olarak kaydedildiği için templates diye bir klasör açıldı sizde. Şablonlar klasörü. Ve buranın içine atıldı. Pekala. İndeks sayfasına geliyorum. İndeks sayfasını şimdilik unutun. Çünkü bu sayfa buradan referans alınıyor. Bunu unutun şimdi. Ben şablondan sayfa türetmeye başlayacağım size.
yeni bir sayfa üreteceğiz. Arkadaşlar şablonun üzerinden yeni sayfaları şu şekilde üreteceğiz. Geleceğim, şablonu açacağım. Şu an açık olduğu üzere görüyorsunuz. Diyeceğim ki bir ana sayfa oluştur. Hakkımızda oluştur. Referans oluştur. Bakın bunu bir kereye de yapacaksınız. Sonrasında çok rahat edeceksiniz. Yapalım. Dosya. Yeniye basıyorum. Yeniye bastığım anda boş sayfa alanını anlatmıştım zamanında. Fakat bakın burada benim asıl kullanacağım şey şablondan sayfa. Umut D sitesi. Ana şablon. Buradaki seçenek çok önemli. Şablon değişince sayfayı güncelleştir. Bu işaretli olmak zorunda. Asıl sihirli olan kısım bu diyelim. Oluştura bastım. Anti-sync bit. Kaydedeyim bunu Ctrl-S ile. Bunun adı index.html olsun. Bu tamam. Şuna dikkat eder misiniz? Daha demin index.html'de gezerken fare imlecinde problem yoktu fakat fare imlecine bakın. Şablonun ana şablon yazıyor. Diyor ki ben bunun ana şablondan kalıtım aldım diyor. Dikkat edin. Hiçbir yere müdahale edemiyorum. Hiçbir yere. Dokunamıyorum. Kalan sayfaları da aynı usulde yapacağım birazdan. Ama benim öncelikli olarak yapmam gereken şey şu. İsim kalacak. Resim kalacak. Ana sayfa hakkımızda referanslar, şubeler kalacak. Altta kalacak. Burada değişken olacak kısım. Şuradaki içerik kısmı. Ki ben buranın adını ne koymuştum? Ana koymuştum. Siz buraya içerik diyebilirsiniz. Bunu CSS'dekini ana olarak tanımlamıştım. Div olarak, etiket olarak da anaydı. Şimdi burada sadece dokunacağım şu blok. Ne değişecek? Burada ana sayfada bir tanıtım olur belki. Hakkımızda da işte biz buyuz, biz bu şuyuz olur. Referanslarda bizimle çalıştığımız firmalar, bize referans verecek firmalar şunlar. Şubeler, memleketleri yazarsınız. İletişimde de adresinizi vesaire yazarsınız. Burada şablona geliyorsunuz. Bu sefer düzenlenebilir bir bölge, editable region oluşturacağız. Yani diyeceğim ki Dreamweaver'a, sayfada gene hiçbir yer değişiklik yapılmasın, şablona geldiğinde diyeceğim. Hiçbir yerde değişiklik yapılmasın, ancak benim değiştirilmesini istediğim alanda değişiklik yapılsın. İşi teslim ettiğinizde bu da güzel olacak karşı taraf için. Şimdi nereyi değiştirmek istiyordum ben? Şu kısmı. Bu kısmı komple seçmeniz için altta div ana'ya basıyorum. Siz buranın adını farklı girdiyseniz. Yani ben birazdan Dreamweaver'a şunu diyeceğim. Ben bu sayfada, yani şablondan oluşturduğum sayfalarda sadece bu seçtiğim mavili alanın değiştirilmesini istiyorum. Her kim olursa değiştirebilir. Ancak kimse üstüne altına dokunmasın. Dokunamaz da zaten. Böyle bir durumda ortak kısmına geliyorsunuz. Buradan şablonlardan düzenlenebilir bölge oluşturuyorsunuz. Aynı işlemi şablon nesnelerinden, ekle şablon nesnelerinden oluşturabilirsiniz. Dikkatinizi çekiyorum bakın. Şablon nesnelerinde çıkan seçenekler aynısı burada da çıkıyor. Düzenlenebilir bölgeye bastım. Zaten resim de her şeyi anlatıyor. Bastım düzenlenebilir bölgeye. Bu alanın adına içerik olarak değiştiriyorum. Bu benim içeriğim. Burası düzenlenebilir diğer sayfalarda. Tamam basıyorum. Bir şeyler oldu. Siz açıklıklara bakmayın. İçerik kısmı diğer alanlara öbür sayfalarda dokunamayacağım. Bakın ne oluyor. Ctrl-S ile kaydediyorum. Diyor ki ben diyor bu şablondan bir tane sayfa üretmiştim diyor. Burada yaptığım değişiklik oraya yansısın mı? Güncelleştire basarsanız yansıyacak. Günlüğü göstere bakıyorum. Bir dosya değiştirdik. 0 saniye içinde değiştiriliyor. Pekala. Şablonu günlüğü gösteri kapattım. Tamam. Index.html'e geldim. Bunu da Ctrl-S ile kaydettim. Demin hiçbir yerine dokunamadığımız alanda artık buraya dokunabiliyoruz. Ana sayfa. Şurayı da özelliklerden kalın yaptım. Ana sayfa işi tamamdır. Dikkat edin. Aynen benim demin anlattığım çıktı. Şablonda değişiklik yaptım. Sayfa değişti. Diğer sayfaları da kaydedebiliriz. Şimdi yalandan yere diğer sayfaları da hemen oluşturayım. Şablondan üretip kaydedeyim. Bu sefer de farklı bir teknik izleyelim. İndekse dosya farklı kaydetten türetelim. Ne olacaktı? Hakkımızda. Kaydet. Hakkımızda sayfası tamamdır. Buraya da hakkımızda yazıyorum. Bu da tamam.
Tekrardan üretiyorum farklı kaydetten. Hakkımızdayı referanslar diye kaydediyorum. Yine isterseniz orayı da göstereyim. Yeniden şablondan sayfa da üretebilirsiniz. Buradan antitip diye çıktı. Burada şey diye kaydedebilirsiniz. İletişim diye mesela. İletişim. Bir şubelerimiz eksik kalmış. Onu da farklı kaydetten yapayım. Daha kolay geliyor. Şubeler. Tamam. Şubeler de tamam. Ctrl S'ye basıyorum. Hatta isterseniz dosya tümünü kaydete de basabilirsiniz. Bir tek burada linkler eksik. Hemen ana şablona geliyorum. Ana sayfa linkine tıklıyorum. Hatta şuradan da yapabilirsiniz. Ana sayfa bizim indeksimizde. İlk kere tıkladım. Hakkımızda'ya çektim. Referanslara tıkladım. Referanslara çektim. Şubelere tıkladım. Şubelere çektim. Ben bu buranın kullanımını zamanında anlatmıştım. Eski videolarda bulabilirsiniz. İletişime çekiyorum son olarak. Tamam. Ctrl S ile kaydettim. Dikkatinizi çekiyorum. Diyor ki ben bu şablonu değiştiriyorum. Ama bu şablondan faydalanan, yani bu şablonu baz alan, temel alan 5 tane daha sayfam var. Onlarda da değişiklik yapayım mı diyor. Güncelleştire bastığınız anda 5'i de güncelleştiriliyor. Kapata basıyorum. Şimdi tümünü kaydet yapıyorum. Sayfayı F5 diyorum. Şu an itibariyle ana sayfa. Hakkımızda referanslar hep çatır çatır karşımıza çıkıyor. Şubelere ve iletişime isim yazmayı unutmuşuz. Onları da değiştiririz. Örneğin benim asıl burada anlatmak istediğim noktaya geliyorum. Öz Hakiki Kamil Koç dedi ki bizim adımız değişti mesela. AŞ olduk dedi. Eğer eski usulde olsaydı, şablon kullanmamış olsaydınız, demin anlattığım gibi AŞ'yi siz yazacaktınız, kaydet. AŞ'yi siz yazacaktınız, kaydet. AŞ'yi siz yazacaktınız, kaydet. Şablonda bir yerden değişiklik yapıyorsunuz. A nokta Ş yapıyorsunuz. Ctrl S'ye bastığınızda diğerleri görülüyor. Güncelleştire basıyorum. Ve bir zahmet şuradaki yıldızları da unutmayın, kaydedilmediğini gösteriyor. Tümünü kaydete basıyorum. F5 dediğim anda bütün sayfalarda Ölsaki Kamil Koç AŞ oldu. Durumu anladınız. İşte şablonları kullanmanın faydası